Mustafa Kemal demiş ya, bir Türk dünyaya bedel. Biz bunu vurgulamak zorundayız. Medeniyetler seviyesi diye bahsettiğimiz Avrupa devletlerinden çok daha üst düzeyde olurduk. Bazı yöneticileri şikayet ederdik illaki. Daha farklı yerlere gelebilirdi bu ülke. Ben ağlardım karşısında çünkü hiçbir şey söyleyemezdim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün 85. ölüm yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün hayatta olsaydı neler söylemek isterdiniz? Önce şunu söyleyelim. Allah rahmet eylesin. Tabii bunu söyleyelim. Bu cumhuriyete sahip çıkabilirsek canı gönülden ne mutlu bize. Hani derler ya biz 70 yıllarda ilkokula giderken Türk'üm doğrum çalışkanım ifadesini kullanırdık. Bugün maalesef bu herhalde pek kullanılmıyor mu? Yani küçük çocuklara biz bunu aşılırsak o zaten maneviyatı bulur. İslam'ın yani bu sözün gideceği yeri İslam'da bulur. O da ne güzel mutlu olur. Herkes mutlu olur yani. Niye? Çünkü Türk milleti asildir, yüreklidir. Hani Mustafa Kemal demiş ya, bir Türk dünyaya bedel. Biz bunu vurgulamak zorundayız. Çünkü onun bıraktığı bu cumhuriyete, onun bıraktığı bu vatana, o gazilerin, o şehitlerin vatana sahip çıkacağız. O zaman ki al bayrağımız göklerde dalgalanır. Ama biz sahip çıkmazsak, ilin uşağı gelir yarın bizi gasp ederse eyvah deriz. O zaman ne yapacağız? Doğru olacağız, dürüst olacağız, çalışacağız, barışacağız. Bayrakları da ileriye götüreceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü öncelikle 85. ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Bir tarih öğretmeniyim ben de aynı zamanda. Gerçekten mevzu bahis Atatürk olduğunda tüylerim diken diken oluyor. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bize altın tepside sunan, en başında hani 100. yıl hasabiyle de hani Cumhuriyetimizin 100. yılını da buradan kutlamak istiyorum aynı zamanda. Dünyadaki birçok medeniyete, devlete altın tepside sunulmamış olan, bundan dolayı yüzlerce, binlerce insanın kanı dökülmüştür. Hani bir cumhuriyeti ya da bir kadın hakkını elde edebilmek adına. Atatürk karşımda olsa şu anda açık konuşmak gerekirse devletin şu anda içinde bulunduğu ne yazık ki feraseti, yaşadığı sıkıntıları çözebilecek tek lider olduğunu düşünüyorum. Ki bu ülkenin başına gelmiş geçmiş en büyük lider olarak kendisine yani oturup dizine oturup ağlamak isterdim. Çünkü gidişat belli, ekonomik sıkıntılar belli. Ne bileyim ülkenin içinde bulunduğu genel kriz durumu ya da başımıza gelen musibetler belli. Ama bu o adam hiçlik içerisinde. Hani bir devlet kurmuş ve bu devleti de elinden gelebildiğince kurmuş olduğu 146 fabrikayla taçlandırmış. 1926 yılında en yakınında Kayseri'de kurulan teyyare fabrikası, uçak fabrikasından bahsediyorum. Bu tarz fabrikalar o yıllarda henüz 2023 yılına geldiğimizde bir araba fabrikası yeni kurulmasına karşın 1926 yılında bir uçak fabrikası kurmuş bir insandan bahsediyoruz. Böyle bir adamı kurmuş olduğu devletten 100 yıl üzerinden geçmesine karşın geldiğimiz nokta belli. Burada olsaydı bu devlet şu anda olduğu durumdan belki 150-200 yıl daha ileride olurdu. Medeniyetler seviyesi diye bahsettiğimiz Avrupa devletlerinden çok daha üst düzeyde olurduk. Keşke yaşama imkanı olsaydı ona sarılmak, elinden öpmek isterdim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun diyorum. Vallahi öncelikle bu vatanı kurtardığı için kendisine minnettar olduğumuzu söylerdik. Atatürk'ün ölümünü anıyoruz. Yalnız bir evde Fatiha okumamız gerektiğine inanıyorum. Bazı yöneticileri şikayet ederdik illaki. Daha farklı yerlere gelebilirdi bu ülke. Biraz da milletimiz çalışkan olmalı. Gene Atatürk gibi insanlarımız var. Allah'ın izni kuvvetiyle Türkiye'de. O yedi düvele karşı geldi. Denize töktü. Kafir Yunan'ı. Bilmem nereleri şey yaptı. Biz onun toprağında oturuyoruz. Bak şimdi Hatay bizim. Vallahi o bugün hayatta olsaydı herhalde şu ortalığın haline gire gider yatardı yerine. Gire gider yatardı. Bizim de yüzümüze tükürürdü. O kadar söyleyeyim. Ama biz şu anda onun yüzüne herhalde bakacak halde değiliz. Değiliz abla. İyi günde değiliz. Şu anda ülke %100, %500 devalüasyon geçirmiş. Her şey berbat. İnsanlar çok sıkıntıda. Parası olan çok rahat. Parası olmayan tüm perişan. İnsanların da perişan olduğu kimsenin umurunda değil. Ülkenin hiç gidişatını beğenmez. Onu söyleyeyim bir kere. Adalet bir taraftan. Ne bileyim yönetim herkese. Atatürk fabrika kırdı, bunlar sattılar. İyi ki Zübeyde Hanım seni doğurmuş derdim. Ne diyeceğim? Minnettar kalırdım. Hele bir de kadın olarak yani ne bileyim ben resmi nikah olsun. Dünyanın birçok batılı medeniyetlerinden, sözde medeni insanlarından daha önce seçme ve seçilme hakkını kazanmışız. Onun sayesinde minnettarım. Hele bir kadın olarak Cumhuriyeti bağışlamış, bağışladığı için zaten bazı nankörler çok kıymetini bilmiyor.
Vatanın kıymetini biliyorlar. Savaşarak elde ettiler ya. Onu biliyorlar ama Cumhuriyet'in kıymetini bilmiyorlar. Çünkü kendimiz kazanmadık. Hediye edildi. Karşımda olsaydı bir kere ilk görünce çok heyecanlanırdım ama sonra şey yapardım. Rahat rahat konuşurdum yani. Sonuçta demokratik bir insan. Ben de demokrasiyi severim. El pençe durmazdım. O da istemezdi zaten. İsteseydi bu devletin adını Türkiye koymazdı. Mustafa devleti koyardı. Kendi adını koyardı. Anladınız mı? Bize bir cumhuriyeti kurmuş. Bize bir imkan sağlamış. Bize her türlü şeyleri sağlamış. Ama yani burada biz ne kadar ona layık olduk, ne kadar layık olamadık. Yani o da çok sorulacak bir şey yani. Ama gerçekten keşke daha iyi bir şeyler yapabilsek, daha iyi şeyler olsa. Yani bize cumhuriyeti kurdu. Yani çok güzel bir şey bıraktı bize. Yani rahmetle minnetle anıyoruz yani. Atatürk şu anda bu durumu gençleri görseydi pek sevineceğini sanmıyorum. Çünkü hem eğitim sistemi olarak hem normal dünya olarak hem Türkiye olarak hiç gidişat değil. Ben ağlardım karşısında çünkü hiçbir şey söyleyemezdim.